Koray, ben düşündüm de sen başından beri haklıydın. Burak benimle oyun oynuyordu. Aklı sürekli Gözde'deydi. Nihayet gerçekleri görmeye başladın Sevda. Ama Gözde'nin de suçu yok biliyor musun? Tamamen Burak'ın karaktersizliği. Yani Gözde olması bir başkasına gidecekti zaten. Muhtemelen. O kadar nefret ediyorum ki ondan, o kadar kızgınım ki. Böyle canını yakacak bir şeyler yapmak istiyorum. Ama biliyorum ki gerek yok. Nasıl olsa sen son yaptığın şeyle benim intikamımı da almış oldun. Ben ne yapmışım ki? Hani transfer işini iptal ettirdin ya. Onu diyorum. Birkaç ay kendine gelemez artık Burak. İyi yaptın ama ya. Helal olsun vallahi sana. Burak pisliği hak ediyordu bunları. Ben artık gerçekleri daha iyi görüyorum. Keşke herkes senin gibi görebilse gerçekleri Sevda. Neden yaptım biliyor musun bunu? O benim hayallerimin kızını çalmaya kalkarsa ben de onun hayallerini çalarım. Bu kadar basit. Şimdi transferini iptal ettim. Ama bak, Gözde'ye yürümeye devam etsin. Ben ona daha neler yapacağım, seyret. Bundan sonra ben de senin yanındayım Koray. O pisliğe cezasını birlikte vereceğiz. Hayret, bu gece beni bayağı şaşırttın Sevda. Ama sen akıllı bir kızdın. Er ya da geç doğru yolu bulacaktın. Geç olsun da güç olmasın be Koray. Ben eve geç kaldım bu arada. Gitsem iyi olacak. Ben seni bırakayım. Ha yok yok, ben taksiyle giderim. Sağ ol. Hadi.